TV'den ekranlarına Sağlık Vakti programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzman Doktor Özgür Arısoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Ben 1979 Nevşehir doğumluyum. Üniversiteye kadar babamın memuriyeti nedeniyle birkaç şehir değiştirdik. Diyarbakır'da ilk orta öğretim, lise Nevşehir memleketimizde. Üniversite Hacettepe Üniversitesi, 2003 mezunuyum. 2009 yılında yine Ankara'da Gazi Üniversitesi'nden uzmanlığımı aldım. Daha sonra Kızılcahamam'da bir 9 ay eş durumu nedeniyle görev yaptıktan sonra zorunlu hizmetimi Kastamonu Taşköprü'de yaptım. Daha sonra Söke Devlet Hastanesi'ne tayin oldum. Söke Devlet Hastanesi'nde bir 6 sene çalıştıktan sonra da yaklaşık 4,5 senedir de Medinova Hastanesi'nde görev yapıyorum şu anda. Çok güzel. Beni kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim size. Rica ederim. Kadınların en büyük dertlerinden ve en çok görülen hastalıklarından biri olan rahim ağzı kanseri nedir hocam? Neden oluşur? Şimdi rahim ağzı kanseri vücudumuzda virüsler nedeniyle oluşan kanserlerden en sık görülenlerden bir tanesi. Kanserlerin yaklaşık %5'i virüsler, organizmalar tarafından gerçekleşen kanserler. Rahim ağzı kanseri de bunlardan bir tanesi. HPV diye adlandırılan bir virüsün sebep olduğu bir kanser türü. Önlenebilir bir kanser olması nedeniyle önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Virüs nedeniyle oluştuğu için aşılamanın önleyici etkisi bulunmakta olan bir kanser türü rahim ağzı kanseri. Evet, bu aşılama konularına da gelmek istiyorum ama öncelikle bir hasta kendinde hangi belirtileri hissederse şüphelenmesi gerekiyor ve uzmana gelmesi gerekiyor. Böyle bir kriterimiz var mı? Var tabii ama tabii ki öncelikle şunu belirtelim ki tüm kadınların senede bir kez bir kadın doğum uzmanına muayene olması gerekiyor genel sağlığı açısından. Rahim ağzı kanseri taraması da bu kontroller esnasında yapılıyor. Simir dediğimiz bir sürüntü örneğiyle rahim ağzından aldığımız hücrelerin mikroskopta incelenmesi sonucunda rahim ağzı kanseri veya öncül lezyonlarının olup olmadığı tespit edilebiliyor. Biliyorsunuz kanser vakaları ne kadar erken tanınırsa tedavi olasılığı ve külfeti çok daha şeyli oluyor, hafif oluyor, daha kolay atlatılıyor anlamında söylemek istedim. Belirtilerine baktığımızda genel itibariyle en çok bulgusu ilişki sonrasında meydana gelen kanama. Bir de kötü kokulu akıntı, evet. Kanlı akıntı bunların bulguları arasında. Rahim ağzı özel bir spekulumla muayene ediliyor. Bazı kanserler dıştan görülerek tespit edilebiliyor, gözle görülebiliyor ama bazen içe doğru büyüdüğünde bunu görmek zor. Bunu ancak simire dökülen hücrelerden yola çıkarak şey yapıyoruz, tanılıyoruz. Doku tanısı tabii ki en temel tanı şekli. Evet, ama şöyle diyebilir miyiz? Yani bu kötü kokulu akıntının bütün temel sebebi bunu hastalığa getirir olabilir mi? Yoksa başka sebepler de olabilir mi? Olabilir. Yani her kötü kokulu akıntıda korkmamak lazım. Demek istediğinizi anladım. Bu inatçı ve kanlı bir kötü kokulu akıntıysa o zaman tedirgin olmak lazım. Normal şartlarda poliklinikteki gördüğümüz akıntıların çok çok azının sebebi rahim ağzı kanseri. Büyük çoğunluğu enfeksiyonlar nedeniyle oluşan akıntıdan kaynaklanır. Fakat esas bulgu yanlış mesaj vermemek gerekirse ilişki sonrası kanama demek daha doğru olur. Yani kötü kokulu akıntı da bir sebebi olabiliyor ama nadir bir şey bulgu olarak karşımıza çıkıyor genelde. Evet, aslında şöyle de bir şey var hocam, onun doğruluğunu da sizden öğrenmiş olalım. Bu akıntı sebebiyle kadınların günlük kullandığı pedlerin daha vajinaya zarar verdiği söyleniliyor. Hani vajinanın doğal yapısına engel olduğu, bunların biraz daha kansere sebebiyet verebileceği konuşuluyor. Bunlar doğru mu? Evet, şimdi akıntılar kansere sebep olmaz. Öncelikle o kısa yoldan onu söyleyeyim hemen. Ama tabii günlük hijyen ve doğru bakım anlamında söylemek gerekirse günlük pedler birazcık böyle çok tavsiye etmediğim bir şey benim şahsen. Biliyorsunuz vajen içi boş bir organ olduğu için içerisinde aynı bağırsaktaki gibi organizmalar var. Bu organizmalar vajene özel bir mikro çevre yaratıyor. Bu mikro çevre de asidik bir ortam. Asidik bir ortam olduğu zaman patolojik yani akıntı yapan mikroorganizmaların üremesine engel oluyor.
Şimdi günlük petler kullanıldığında tabi cildimizde de bazı bakteriler var. Bunların sayısı normalden fazla miktarda artınca bu sefer mikro çevreyi bozuyor. Bozduğu zaman patolojik enfeksiyon yapıcı, akıntı yapıcı bakterilerin çoğalma ihtimali artıyor. Dolayısıyla bizim genel olarak önerimiz, hani günlük pet tabii ki çalışan hanımlar mecburen kullanıyorlar ama en azından sık sık değiştirmesi, 2 saat ya da 3 saatten daha uzun süre tutmaması sağlanırsa daha az enfeksiyonla karşılaşılır. Evet, teşekkür ederim ayrıca bu bilgi için. Peki bu tanıyı koyduk. Diyelim ki rahim ağzı kanseri bir hastamız var. Tedavi sürecimiz nasıl ilerler? Tedavi süreci tespit edilen lezyonun derecesine bağlı. Senelik simir kontrollerinde bahsettiğim gibi öncü lezyonlar da yakalarsak çok daha avantajlı bir durumdayız. O zaman büyük bir ameliyata bile gerek duymadan sadece o bölgedeki dokunun, rahim ağzının bir kısmının çıkartılarak tedavisi mümkün. Tabii bunu mikroskopta inceleniyor, sınırlarına bakılıyor. Yani tamamıyla doku çıkartılmışsa lokal tedavi olabiliyor. Fakat bazen ileri evrelerde karşılaşıyoruz. İleri evrelerde karşılaştığımızda tabii bunun bir evrelemesi var rahim ağzı kanserinin. Evresine göre tedavi seçeneği değişiyor. Temel olarak cerrahi tedavisi var ve radyasyon tedavisi var, radyoterapi. İleri evrelerde radyoterapi, erken evrelerde cerrahi diyelim. Dolayısıyla erken tespit her zaman için avantajlı bir durumda. Evet, buradan tekrar hatırlatmış olalım. Her kadının yılda bir kez en az muayene olması gerekiyor. Peki hastalık belirtisi gösterenlerin bu aralığı değişiyor mu, sıklıklaşabiliyor mu? Tabii ki. Öncü lezyonları tespit edersek bazılarını sadece takiple değerlendirebiliyoruz. Simirdeki anormalliğe göre belli formdaki lezyonları 4 ay arayla takip ediyoruz. Tekrar ederse ışıklı mikroskopla rahim ağzını inceleyebiliyoruz. Yani tespit ettiğiniz lezyona göre takip sıklığı değişiyor. Ama normal sağlıklı bir kadında senede bir muayene yeterli. Ekstra bir sorun çıkarsa simirde veya muayenede o zaman 6 ay ya da 4 aya bazen düşürülebiliyor takipler. Evet. Biraz önce ilk girişte dediğiniz gibi önlenebilir bir hastalık bu aslında rahim ağzı kanseri. Doğrudur. Önleyici tedavilerimiz nedir peki? Önleyici tedavi değil ama önleyici aşılarımız var. Şimdi biliyorsunuz HPV diye bir virüsün bu kansere neden olduğunu söyledik. Büyük oranda %99'un üzerinde. Yani bağlantısını şöyle söyleyeyim size. Normalde akciğer kanseri biliyorsunuz sigarayla çıkan. Mesela akciğer kanseriyle sigara arasındaki bağlantı %80 ise, yani sigara içenleri, daha doğrusu akciğer kanseri olanlarının %80'i sigara içiyor diyoruz. Bu oran rahim ağzı kanseri ve HPV arasında %99'un üzerinde. Yani neredeyse tek sebebi bu diyebiliriz. Bunun da aşıları var. Böyle laboratuvar ortamında üretilmiş. Canlı ya da ölü virüs aşısı değil bunlar. Üretilmiş aşılar. HPV virüsünün hücre duvarındaki bazı partiküllerin vücuda tanıtılması yoluyla oluyor. Aşıyla bu virüse benzeyen bir laboratuvar üretimi diyelim vücudumuza veriliyor. Bağışıklık sistemimiz bunu tanıyor. Gerçekten bir virüsle karşılaşırsa bunu yeniyor. HPV virüsü lafı gelmişken söyleyeyim. Uçuk virüsüyle yakın bir bağlantısı var. Yani aynı aile grubu içerisinde. Bu virüslerin temel özelliği vücudumuzdan eğer 30 yaşından sonra bir şekilde alınmışsa atmamız pek mümkün olmuyor. Yani bu virüsler vücudumuzda uyku halinde kalıyorlar. Ve bağışıklık sistemimiz zayıfladığında bunlar bulgu vermeye başlıyorlar. Mesela kötü bir rüya görürsünüz veyahut da hani üzüntülü bir durum yaşadığınızda dudağınızda uçuk çıkar. O bağışıklığınızın zayıfladığı bir zamandır aslında. HPV'de de aynı şekilde. Dış genital organlarda sil yapabilir veya rahim ağzında yerleşerek kötü huylu lezyonlara dönüşebiliyor. Böyle bir durum var. Peki bu aşımızı önleyici olarak kullanmak için mesela hangi aralıklarla ve kimler yaptırmalı? Evet. Şimdi önce şeyi söyleyeyim isterseniz. Bu virüs hangi kanserlere yol açıyor? Tabii bu virüs cilt epiteli veyahut da mukoza dediğimiz böyle ıslak yüzeyler. Yani vücudumuz, ağzımızın içi olabilir veya vajen olabilir. Buralarda tutunuyor. Epitele spesifiktir. Yani vücudun belli yerlerinde tutunur. Yani bir rahim ağzı kanseri yapan HPV tipi 16 misal elimizde ya da cilt elimizin cildinde bir kansere yol açmaz. Bunun tek tutunabildiği epitel rahim ağzı. Bu virüsler orada yerleştikten sonra bir uzun
dönüşüm sürecine giriyorlar. 8 ila 10 sene kadar bir süre içerisinde öncü lezyonlar oluşturuyorlar. İşte bu aşamalarda yakalanırsa kesin tedavisi oluyor. Aşı için de şöyle bir şey diyeceğiz. Vücudumuza bunu tanıtabilmek için bağışıklık sistemimizin en sağlıklı olduğu yaş grubu 15 yaşa kadar. 11-15 yaş arası. Dolayısıyla 11 yaşından sonraki tüm bireyler erkek veya kadın bu aşıyı olabiliyorlar. Erkeklerde de şu nedenle önemli. Bir, bulaştırıcılığı azaltmak için. İki, erkeklerde de bazı kanserlere yol açabiliyor. Genital bölgedeki kanserlere yol açabiliyor veya anal kanserlere, boğaz kanserlerine, nazofaringiz dediğimiz bölgenin kanserine yol açabiliyor. Dolayısıyla toplumdaki tüm bireyler aşılanabilir. 11 yaşından sonra aşılanabilir. 11 ile 15 yaş arasında 2 doz halinde uygulanır. 15 yaşın üzerinde 3 doz halinde uygulanır. Kas içi yapılan bir aşı. Omuzdan yapılıyor kasın içerisine. 0, 2 ve 6. aylarda yapılıyor. Yani bunun da şimdi tabii eskiden 4'lü aşı vardı. Şimdi 9'lu aşı var. Bunun evet. anlamı da şu. HPV virüsü, biraz önce de söylediğim uçuk virüs ailesinden yaklaşık 200 tane tipi var. Bunların sadece 40 tanesi kadın genital sistemini tutuyor. Bir kısmı iyi huylu lezyonlara yol açıyor, bir kısmı kötü huylu lezyonlara yol açıyor. 15 tanesi kötü huylu lezyona yol açanlar. Bu 9'lu aşı dediğimizde bu virüslerin 9'unu içeriyor. Dolayısıyla genel olarak rahim ağzı kanserlerinin toplamda %90'ına yakınının gelişimine engel oluyor aşılar ileriki hayatında. Peki bu aşılarımız devlet tarafından karşılanıyor mu ve şu an aktif olarak herkes yaptırabiliyor mu? Devlet tarafından maalesef henüz geri ödeme planına alınmadı. İnşallah alınır. 3 doz halinde yapılıyor. Soğuk zincir gerektiriyor. Hı hı. Eczaneye başvurup teminini istemeleri yani, evet, yeterli oluyor. Tabii bir soğuk zincir gerektirdiği için çok vakit kaybetmeden onu bir sağlık kurumunda kas içerisine yapılarak tamamlanıyor. Evet, çok güzel. Peki hocam, biraz önce dedik ya bu uçukla bağlantılı diye. Bağlantılı demeyelim de aynı aileden yani, benzer evet. özellikler taşıyorlar. Yani çok uçuk çıkaran bir insanın rahim ağzı kanserine yakalanma riski daha fazladır diye bir şey demeyelim. Yanlış tamam. yönlendirmeyelim. Yani hani benim aklıma direkt o benzerlik geldi anlamında söylüyorum. Yani o da mesela uçuk virüsü de vücudumuza girdikten sonra sinirlerimizde uyku halinde kalır. HPV de aynı şekilde davranır. Ama birbirlerinin bulaşını kolaylaştırmazlar ya da birbirlerinin yaptığı hastalıkları geçişe yol açmazlar. Yanlış bir mesaj vermeyelim. Evet. O zaman biraz içimiz rahatlamış olsun çünkü. Uçukla hiçbir bağlantısı yok. Sadece davranış paternleri birbirine benziyor. Anladım. Peki bu siiller, rahimde oluşan siillerin temel sebebi de, yani oluşmasının temel sebebi de kanser belirtisi midir? Değil. Şimdi biraz önce söylemiştim, 200'e yakın tipi var. Ve bunların 15 tanesi vajen içerisinde tutunabiliyor ya da rahim ağzında tutunabiliyor. Vajenin dışında siil yapan virüs tipleri birbirinden farklı. Dış genital bölgede oluşan siillerin tipi farklı, 6 ile 11. Bunların kansere dönüşme olasılığı yani yok denecek kadar az. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı tiplerin neden olduğu durumlar. Peki, siil ile kanser farklı virüs tipleri tarafından oluşturuluyor. Peki bu siillerin bizim için ekstra büyük etkisi ne olur? Yani hani vücudumuzdan çok görmeye başlarsak bizi nereye kadar götürür kadınlarda? Genital bölgedeki siiller en başta bir kozmatik olarak hastayı rahatsız ediyor. İki, korkuyor tabii. Normal dışı bir oluşum olunca acaba kanser mi olduğum evet. gibi bir düşünce oluşuyor. Büyüklüklerine bağlı olmak üzere tedavisi bunların lokal yok edilme şeklinde. Yani dondurma yapılabiliyor, yakılabiliyor, bazı kremlerle tedavi edilebiliyor veya bazen çok büyük oluyorlar ve o bölgenin cerrahi olarak çıkartılmasını gerektiriyor. Ama alındıktan sonra da maalesef tekrar etme potansiyelleri var. Peki bu siiller bulaşıcı mıdır hocam? Bulaşıcı olur. Genellikle cinsel ilişkiyle bulaşır. Neredeyse tamamına yakını. Cilt temasıyla da bulaşabilir. Ama en çok bulaş şekli ilişki yoluyla, cinsel ilişki yoluyla. Bu rahim ağzı kanserinde olsun, siillerde olsun, bulaşıcılıktan ziyade böyle kullanılan gıdaların, kullanılan ürünlerin ekstra bir tetiklemesi olur mu peki? Olur, şöyle olur. Şimdi biraz önce bahsettim, bu uzun bir süreç. Yani rahim ağzına bugün diyelim bir tane HPV yerleşti. Hı hı. Hastanın durumu da el veriyor. Şöyle bir mesajı da verelim öncelikli olarak. Her HPV taşıyanda illa kanser gelişecek diye bir kural yok.
Ama aslında o bağdaşmış şekilde sanki hani HPV taşıyıcısı evet, için. Hemen eşittir kanser evet. demeyeceğiz. Bir kere genetik olarak yatkın bir birey olması lazım. İki, bağışıklık sisteminde bazı sorunlar çıktığı zaman gelişme olasılığı yüksek. Burada önemli olan bugün alınan HPV virüsü ortalama olarak 8-10 sene içerisinde kansere dönüşüyor. Bu arada geçiş evreleri var. Şimdi bazı faktörler, kofaktör dediğimiz yapılar bu olayı hızlandırıyor. Mesela sigara bunlardan bir tanesi. Yani sigara içen kadınlarda virüsün alındıktan sonraki kansere ilerleme süreci birazcık daha hızlı oluyor. Doğum kontrol ilaçlarının böyle bir etkisi var. Yani simirde anormal hücreler görüldüğünde gebelik kontrolü anlamında doğum kontrol ilaçlarını pek tercih etmiyoruz. Aklıma geldiği için söylüyorum. Kondom HPV'nin bulaşını engellemiyor maalesef. Yani o korumuyor. Aslında o koruyuculuk ürün olarak kullanılması düşünülür yani. Bu işte cilt temasıyla bile bulaşabildiği için kondom HPV'nin bulaşına engel olmuyor maalesef. Böyle bir durumda var. Yani şey diyebilir miyiz? Bu her türlü bulaşacak. Artık bulaşacak olduktan sonra biz tedavisini erken tanıyla birlikte iyi süreçte yönetmeliyiz. Artık. Kesinlikle, kesinlikle. Toplumdaki oranı çok yüksek. Ama dediğim gibi her HPV taşıyanda mutlaka kanser gelişecek diye bir kural yok. Ancak erken dönemde ilk yapmamız gereken aşılamak çocuklarımızı 11 yaşından sonra özellikle 15 yaşına kadar o bağışıklık sisteminin en kuvvetli olduğu dönemde 2 doz aşı yapıyoruz. 15 yaşından sonra 3 doz aşı yapıyoruz. Çocuklarımızı erkek kız fark etmeksizin bunları yaptırmak lazım. Aşının İlk olma yaşı diye bir sınır da yok. Yani yurt dışında 43-45'li yaşlara kadar yapılabiliyor. Veya HPV pozitif olan bireylerin aşı yaptırmasına engel bir durum var mı? O da yok. Aslında dediğim gibi 15 tane tehlikeli tipin belki ikisini taşıyor ama aşı vasıtasıyla diğer tiplere karşı da bir çapraz koruması olacak mutlaka. Dolayısıyla hiçbir kısıtlaması yok. Yan etki olarak sadece aşı yapılan yerde kızarıklık, ağrı vesaire gibi lokal yan etkiler olabiliyor. En temizi aşılanmak. İkincisi kadınlarımızın senelik kontrollerini hiçbir şekilde ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarır felsefesiyle. Durum bundan ibaret yani. Erken Peki, yakalayacaksınız. Bu aydın halkı için sizce bu bilinç seviyesi oluşmuş durumda mı? Mesela kontrole gelen hasta sayınızdan siz bunu nasıl yorumlarsınız? Çoğu yani ben kendim tabii daha önceki çalıştığım yerlerle kıyaslayarak ancak söyleyebilirim. Aydın bu konuda iyi. Yani daha bilinçli bir hasta profili var. Zaten çoğu hastamız sonucuyla geliyor direkt. Yani biliyorsunuz kanser tarama merkezleri, ketemler rutin olarak, ücretsiz olarak tüm kadınların simir, mamografi ve HPV tiplendirmesini yapıyor. Bu çok önemli bir hizmet. Yani normal şartlar altında ciddi bir maddi külfeti olan bir taramadır HPV ama ketemler bunu sağlıyor. Çoğu hastamız zaten oradaki sonucuyla geliyor. Hatta aile sağlığı merkezindeki hekimleri de çok bu konuda dikkatli. Hemen bir anormallik gördüğünde yönlendiriyorlar. Dolayısıyla bilinç oranı yüksek. İnşallah zamanla aşı konusunda da bu bilinç oranını birazcık artırabilirsek gelecek kuşaklarda bu kanserleri görmeyiz diye İnşallah. Umalım. Ya kadınların çoğu hani kanserden ölüm sebeplerinin başında gelen hastalık bu açıkçası. Evet. Peki hocam bu şey gebelik durumunda nasıl oluyor? Rahim ağzı kanseri veya sil hastalığı. Yani o zaman nasıl bir yol izliyoruz? Gebelik esnasında genelde sil görüyoruz. Yani rahim ağzı kanseri erken evreleri yakalanabilir tabii ki. Onlar ayrı bir başlık. Yani cerrahisi, tedavisi. Yani hiçbir şekilde gebelik o kanser sürecinin tedavisini geciktirmemeli. Yani öncelik olan annenin sağlığını kazanması. Şimdi burada esas siller daha çok görüldüğü için onları biraz bahsedeyim. Siller doğum yönetimini değiştirmiyor aslında. Tek bir farkı var. Şimdi bu mikroorganizmaların biraz önce de bahsetmiştim. Doğum yolunda ve dış vulvada yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Yani çocuğa geçer. Çocuğa da şöyle geçer. Gebe anne adayımızın suyu geldikten sonra bu virüs tabii otomatik olarak o sıvının da içerisinde olduğu için biraz önce bahsettim boğaz ya da solunum yollarında da bazı iyi huylu lezyonlara yol açabiliyor. Yani genital sili olan bir anne adayı normal doğum denerse, vajinal doğum denerse çocukta bu iyi huylu lezyonların görülebilme riskini birazcık artırıyor. Çok yüksek bir oran değil bu ama
Malum biliyorsunuz gebelik sürecinde anneler biraz daha duygusal ve koruma içgüdüsüyle hareket ettiği için bunu anlattığınız zaman pek normal doğum tercih etmiyorlar. Dolayısıyla hani bebekte ya da yeni doğanda bir kanser yapmaz. Fakat bazı iyi huylu elimizde çıkan siller gibi solunum yollarında müdahale gerektirecek bazı sillerin oluşumuna sebep olabilir gebelerde. Gebelerde tedavi edilebilir aynı zamanda. Bu yakma ve dondurma işlemleri yapılabilir. Bazen de bazı kimyasallar var. Onlar hekimi tarafından reçete edilip haftalık uygulamalarla temizlenebiliyor. Peki bu tedavi süreci bebeğin erken doğumuna falan sebebiyet verebilir mi? Vermez. Yani dış genital sihirler vermez. Ama rahim ağzındaki bu kanser öncüsü lezyonların tedavisi biraz erken doğum riskini artırabilir. Biraz önce de bahsetmiştim. Rahim ağzının kısmen alınması gerekebiliyor böyle durumlarda. Bu da erken doğum olasılığını artırabiliyor maalesef. Anladım. Sizi bulmuşken anne adayı olmak isteyen, anne olmak isteyen hastalarımızın aklından geçenleri de sormak istiyorum. Tabii. Planlı bir gebelik yaşamak isteyen bir hastamız nasıl bir yol izlemeli? Gebelik öncesinde mutlaka bir kez görünmesi gerekir. Dediğim gibi o senelik kontrollerini kadınlarımızın yapması gerekir. Bu gebelik istemi olduğunu da hekimiyle paylaşması lazım. Folik asit biliyorsunuz önemli bir şey. Gebelik sürecinin önünden 3 ay önceden falan başlanması. 3 ay olur, 2 ay olur. Folik asit biliyorsunuz B vitamininin bir tipi. Peki vücutta hocam, depolanmaz. Biliyorum, kusura bakmayın da. Diyelim ki o 3 ay folik asit almadan gebe kalındı. Eksisi var mıdır? Şöyle anlatacağım onu. Şimdi B vitamini olduğu için folik asit vücutta depolanmaz. Yani günlük ihtiyacınızı alırsınız. Fazlasını vücut atar. Eksikse sıkıntıya yol açabilir. Her gebede yol açmaz ama bazı anomalilerle birlikteliği mevcut. Yani bu nöral tüp defekti dediğimiz sırtta açıklık, bazı kalp anomalileri ve yarık dudak damakla kısmen bağlantısı olduğu gösterilmiş. Ama neden önce başladığımızı şu nedenle anlatayım. Şimdi ilk adet gecikmesi yaşandığında belli bir süre geçmiş oluyor. Yani biz gebelik haftasını yumurtanın büyümeye başladığı adet döneminden itibaren saymaya başlıyoruz. Dolayısıyla hasta adetim gecikti diye doktora başvurduğunda o gebelik zaten 5-6 haftayı bulmuş oluyor. Evet, yani aslında 1-2 haftalık zannediyor ama o dönemde nöral tüp yani o omurgamız oluşmuş oluyor. Yani göremesek bile o oluşum tamamlandığından yani o eksikliğin sonucunu yaşama ihtimalini artırmış oluyorsunuz. O nedenle düşünen bir kişinin hani bir direkt hemen ilk ayda gebe kalamayacağını varsayarak 2-3 ay öncesinden başlamasını öneriyoruz. Yani bunun vücudunuza herhangi bir zarar yok, birikim olmayacak. Bir de son yıllarda tabii tek bir çalışmanın gösterdiği bir şey var. Yani o da daha nasıl diyeyim tam kanıtlanmış bir şey değil ama yüksek doz folik asitin şu an hastaların kullanmamasındaki en büyük sebeplerden birisi benim gördüğüm. İşte otizme yol açtığı şeklinde yüksek doz folik asitin böyle bir çalışma var. Gerçekten var ama şimdi burada otizmin tek bir sebebinin belli olmamasından dolayı direkt buna bağlamak ne kadar doğru onu izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Bu şuna benziyor. Mesela istatistik bilimiyle sonuç itibariyle yapılıyor. Mesela dondurma yiyenler daha çok boğulur gibi bir sonuç verirsem size doğrudur aslında. Neden? Çünkü dondurmayı yazın yersiniz, denize de yazın girersiniz. Yani buradan bu sonuca varmanız doğru olmaz ama. Yani tabir doğru ama üzerinden gidişat gittiğiniz yalnız, yol yanlış. Yani dolayısıyla folik asiti yüksek doz kullanmayalım. Makul bir dozda kullanalım. Ama otizm yapıyor diye kullanmamazlık etmeyelim. Yani vereceğimiz mesaj bu olmalı bence. Evet. Peki normal bir gebeliğimiz başladıktan sonra hekim kontrolümüz hangi aralıklarla devam etmeli? Evet. Şimdi ilk muayeneden ilk 28 hafta diyelim 7 ay ayda bir kontrol gerekiyor. Bu dönemde yapılması gereken temel testler var. Bir tanesi 11-14. Haftalar arasında ikili tarama testi dediğimiz Down sendromuyla bağlantılı bir test. Bunu yaptırmak gerekiyor. 18-20. Haftalarda anomali taraması yani detaylı ultrason dediğimiz bir test var ve 24. haftada şeker yükleme testi var. Yani bu konuya da girersek çok sevinirim. Yani evet. Şeker yüklemede çünkü bayağı mimlendi. Bu üç test temel testler. Bunun dışında tabii risk faktörü olan olgularda farklı şeyler de eklenebiliyor. Kan uyuşmazlığı olduğunda farklı bir takip protokolü var ama özünde bu üç testi mutlaka her gebenin yaptırmasını istiyoruz sağlıklı bir takipte. 28 haftaya kadar ayda bir
28 haftayla 36 hafta arasında 2 haftada bir, 3 haftada bir görme gerekiyor. 36 haftadan sonra da doğuma kadar haftalık kontrol. Peki bu dediğiniz tarama testlerinde herhangi bir sıkıntı tespit edersek nasıl bir yol izleriz? Tespit ettiğiniz riskin şiddetiyle alakalı. Mesela en sık görülenlerden bir tanesi bu Down sendrom taramasıyla alakalı. Bizim bu tarama testlerimiz %85 oranda yakalayabiliyor Down sendromu. Yani bunun anlamı şu, toplumda 100 tane Down sendromlu varsa bu testi 100 kişiyle yaptığınızda 85'ini yakalayabiliyorsunuz, 15'ini yakalayamıyorsunuz. Anlamı da şu, testi yaptınız, düşük risk grubunda çıktı hasta veya gebelik esnasında artı ekstra bir risk faktörü olmadı, nadiren de olsa Down'lu bir bebek doğabiliyor maalesef. Yani bu test %100 göstermediği için. Bunu %100 gösteren tek test amniyosentez, yani anne karnından sıvı alınması testi. Onun da bazı riskleri. Bunun da evet 300'de bir kadar bir düşük riski var. Dolayısıyla herkese yapamıyoruz bunu sağlıklı gebelikleri kaybetmemek için. Ancak ikili testinde yüksek risk çıkan bireylerin bireylere öneriliyor bu. Bir de son yıllarda anne kanı DNA testi diye bir test çıktı. Bunda da onu hiç duymamıştım sanırım. Evet, şöyle bir bilgi vereyim size. Anneden aynı ikili testteki gibi bir kan alınıyor. Bu kan da bebeğin hücreleri, DNA'sı, yani plasentadan anne kanına geçmiş serbest DNA'lar toplanıyor, çoğaltılıyor ve bebekteki direkt gen yapısını görerek %99'un üzerinde Down sendromu veya diğer kromozom bozukluklarının olup olmadığı, hatta günümüzde birazcık böyle şeyi de arttı. Görünme sıklığı demeyeceğim ama hani basına yansıma olayı, SMA'nın tespiti evet. Bu şekilde mümkün. Veya belli bazı sendromların kalp anomalileriyle giden tespiti bu yolla mümkün. Ama bu testte aynı HPV açısında olduğu gibi maalesef kurum geri ödemesinde değil. İsteyen herkes bu testi yaptırabilir. Peki, belli bir ücreti ödeyerek. Peki bu testimizi de ikili testlerimizde problem çıktıktan sonra mı başvurabiliriz yani? Şöyle anlatayım. 10 haftadan önce yapılmaz. Neden yapılmaz? Çünkü anne kanında yeterince çocuğa ait DNA yok. Plasenta ancak 10. haftada oluşumunu tamamlıyor. İlerleyen gebelik haftalarında yapmak daha avantajlı. Çünkü elde edeceğiniz materyal çoğaldıkça testin güvenilirliği artırıyor. Şöyle bir örnek verilebilir. Mesela 12. haftada yaptırdığınız testin güvenilirliği %99 ise 14. haftada yaptırdığınızda ya da 15, biraz daha ileriye kaydığınızda %99.5 oluyor. Sonra %99.8, 2-3 haftalık bir çalışma dönemi var. Dolayısıyla ben kendi kliniğimde takip ettiğim hastalarda ikili test sonucuyla öneriyorum. Ama isteyenler tabii ikili testi yaptırmadan direkt anne kanı DNA testini de yaptırabilir bireysel olarak. Hiçbir engel yok. Peki bu yaptırdığımız teste diyelim ki çocuğumuz SMA hastası, belirtileri taşıyan veya taşıyıcısı çıktı, hastası çıktı artık neyse. Bunun için bir tedavi uygulanıyor mu peki hocam? SMA için bir tedavi yok biliyorsunuz. Yani anne karnında bir tedavi, geni düzeltmek gibi bir olasılığımız yok. Maalesef öyle durumlarda Down sendromu için de aynısı veya diğer trizomiler için, kromozom bozuklukları için de sadece o durumda anne, o sonlandırma bilinçli önerilebiliyor ancak. Evet. Tabii aile bunu bazen kabul ediyor, bazen kabul etmiyor. O bireylerin eşleriyle kendi aralarında verecekleri karara bağlı. Ama şimdi şöyle bir mesaj vermek doğru olur. Şimdi her doğum her yerde olmuyor maalesef. Bazı bebekler özellikle oluyor. Yani kalbiyle ilgili sorunlar olanlar veyahut da işte kromozom bozukluğu veya bazı anomaliler. Bu bebeklerimizin daha 3. basamak merkezlerde doğumu evet. Onun hayatta kalabilme olasılığını artırıyor. Doğru yerde doğum olanağı sağlayabilmek için bunları önceden bilmek hem bize hem de hasta ve eşine avantajları yüksek. Öyle evet. Söyleyelim. Bunu da sizden duydum. Bunu duymamıştım daha önce. Anne kanı DNA testini. Evet. Bunu da hastalarımız yapmak isterlerse size başvursunlar o zaman. Bize de başvurabilirler. Biz yardımcı oluruz tabii ki. Belli firmalar bu kanları alıyorlar. Bir kısmı yurt dışına gönderiyor. Amerika'da çalışıp geliyor. Bir kısmı Ankara'da cihazı satın almış firmalar var. Onlar yapıyorlar. Yani imkanı olan bireylerin yaptırması. Sonuçta ne kadar çok bilgi elde edersek bebek hakkında o kadar güvenli ilerleriz yani. Kesinlikle. Amacımız çünkü sağlıklı toplum oluşturmaksa bunu sağlamak lazım insanlara. Kesinlikle. Bu biraz önce dediğiniz hani şeker yüklemesi, buraya değinelim dediğiniz evet. Noktaya gelelim hocam şimdi. Şimdi şeker yüklemesi. Çok böyle ikiye bölünmüş vaziyette evet. Kadınlarımız veya insanlarımız diyelim. Evet. Düşünenler kadar düşünmeyenler de var. Böyle karşı çıkanlar da var. Sizin burada onlara söylemek istediğiniz nedir? Daha doğrusu ilk önce bu şeker yüklemesinin
annenin veya bebeğin üzerindeki etkisi nedir? Evet. Neden yapılmalı veya neden yapılmamalıdır? Şimdi gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı bebekte bir anomali yapmaz. Evet. Bunu baştan söyleyelim. Ama bize nasıl bir artı sağlar? Şimdi gebelik diyabeti tanısını koyduğunuzda biliyorsunuz anne karnındaki bebek plasenta vasıtasıyla alışveriş yapıyor. Oksijen, besinler bebeğe plasenta ve kordonu vasıtasıyla gidiyor. Şimdi annede şeker yüksek gittiği zaman bebeğe de bu şeker fazlalığı bir şekilde sirayet ediyor. Ettiği zaman pankreası erken yoruluyor. Yani mesela annede tabii daha gelişmiş, daha olgun bir pankreas insülin salınımı varken bebekte yani biz sadece gebeliği anne karnında bir anatominin oluşması diye değerlendiriyoruz aslında ama onun metabolizması da o şekilde oluşuyor. Hatta duygulara kadar artık oralarda evet. Anne karnında etkilendiğine kadar yayınlar var. Şimdi bizim temel hedefimiz gebelik diyabetini varsa tanıyalım ki bebekteki bu metabolik yükü hafifletelim. Şimdi biliyorsunuz diyabet hastalığı üzerinden anlatayım size. 20 senelik bir diyabet hastasındaki risklerle 4-5 senelik diyabet hastasındaki riskler birbirinden farklı. Diyabet biliyorsunuz damarlarımızın düşmanı, sinirlerimizin düşmanı, kalp krizi riskini artırıyor vesaire vesaire. Bu durumu anne karnındayken yaşamaya başlayan bir çocuğun ileriki yaşlarında obezite, kalp hastalığı, metabolik sendrom, şeker hastalığı riski artırıyoruz. Yani aslında bir anne gebelikteki diyabetin erken tanınıp diyet gerekirse insülinle tedavisine imkan sağlarsa çocuğunun gelecekteki hayatına bir yatırım yapmış oluyor. 25-30 yaşlarında çocuk bu tip sıkıntılarla uğraşacağına belki hiç uğraşmayacak, belki ilerleyen yaşlara ertelemiş olacak. Bu nedenle yapılmasını öneriyoruz. Şimdi diyabet açısından risk faktörlü gebelerimiz var, bir de risk faktörü olmayanlar var. Risk faktörü olmayanlarda tarama testini yapmaya da bilirsiniz. Bunlar kimler? Gebeliğin başından itibaren çok kilo almayanlar, gebeliğe obez başlamayanlar, ultrasonda bazı bulgular yani suyunun fazla olduğu durumlar vesaire bunlar da risk grubu içerisinde. Ya da birinci derece akrabalarında anne ya da babasında diyabet olanlar risk grubu oluyorlar. Bunları içermiyorsa hasta 25 yaşının altında zayıf başlamışsa gebeliğe ve gebelikte çok ciddi bir kilo alımı yoksa ailede de hiç kimse de hikaye yoksa ultrason bulgularında da düşündürür yani diyabet düşündürür bir bulgu yoksa önceki gebeliklerinde diyabet geçirmemişse veya bir iri bebek doğum öyküsü yoksa bu hastaları takip edebilirsiniz şeker yükleme testi yapmadan. Ama diğer hastalarımızın yani risk faktörü bulunduran hastalarımızın yaptırmasını öneriyoruz. Genel inanışın yani temel korktukları nokta gebelerin bu şeker yükleme testinde çok yüksek bir şeker verildiği için bebeğe zararı olacağı düşüncesi var. Yani şöyle anlatayım ben 50 gram şeker yanlış bilmiyorsam yani 2 tane baklavayla evet. Alınabilecek bir miktar. Dolayısıyla yani gün içinde zaten 50 gramın... Çok fazla tüketiliyor evet. Yani açıkçası. Hani bunu kimse de inkar etmesin. Kesinlikle evet. Yani seven, yemeği seven bir toplumuz. Güzel tatlılarımız var, evet. Hamur işlerimiz var. Bunlar zaten günlük diyetimizin içinde biz o 50 gramların misli misli fazlasını alıyoruz. Dolayısıyla bebekte gösterilmiş bugüne kadar o yükleme testinin bir anomali potansiyeli yok. Ama geleceğine yatırım olarak çocukların bence yapılması uygun olur riskli hastalarda kesinlikle. Hatta bunun belli bir zamanı var ama risk barındırıyorsa daha erken de yapabilirsiniz. O normal çıkarsa zamanı geldiğinde bir kere daha yapabilirsiniz. Böyle takibini yapmak daha doğru olur. Yani şahsen. Buradan hastalarımıza da söyleyelim şeker yüklemesi kötü bir uygulama değildir. Bunu her gelen doktoruma da tek tek konuşuyoruz ama sizin için en sıkıntılı olan sanırım bunu anlatabilmek. Hani hastalarınızdan en çok şeker yüklemesi. Güzel bir şekilde anlattığınızda zaten hani bu metabolik sistemi anlattığınızda ben bugüne kadar hiçbir gebenin kani gelmediğini görmedim. Yani kendi baktıklarım içerisinde söylüyorum. Çok ön yargılı değil. Aslında evet. Bilmediği için hastamızda evet, evet. Hani bilmediği şeyden korkar insan. Öğrendiği zaman yaptırmanın bir sorun olmadığını görünce yapıyor yani. Hiç ben bir engelle karşılaşmadım yani bunu anlattıktan sonra. Siz çok güzel açıklıyorsunuz hocam. O yüzden onun etkisi çok fazla. Peki bu gebelikte yapılan aşılar var. Onlar hakkında neler söylersiniz? Yani gebelik aşılarında. Gebelikte tetanoz aşısı yapılıyor biliyorsunuz. Bu da bebeğinizin yani şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden biliyorsunuz tarlalarda, bağlarda, bahçelerde doğumlar oluyormuş. O dönemlerde yeni doğanın tetanoz geçirmemesi için yapılan bir şey. Aslında anneyi korumak amaçlı değil, bebeği korumak amaçlı yapılıyor. Bir zararı yok. Canlı aşı olmadığı sürece gebelikte de yapılabilir. Yarım kalmış aşılar eğer yapılabilecek bir aşıysa, mesela hepatit B aşısıysa devam edilebilir.
Şu an için daha henüz gebelikte direkt başlanmasını önermiyoruz ama HPV aşısı biraz önce bahsettik. Diyelim ki iki doz yapıldı, üçüncü doz gebeliğe denk geliyor. Yine yaptırabilir. Hmm. Bunlar canlı virüs aşısı olmadığı için bebeğe geçip bebekte bir sıkıntı yol açma olasılığı yok. Dolayısıyla bir elin beş parmağı kadar aşı var sadece gebelikte yapılamayacak olanlar. Onun dışındakileri hekimlerine danışarak aşı programı şeyinde yaptırabilirler hastalarımız. Ama zorunlu olan tetanus. Bunu evet. yaptırmak lazım. Yani onların hem anne üzerinde hem bebek üzerinde negatif bir olgusu yok, yok zaten. Hepsi yok, onların yararına yapılması kesinlikle. Gereken şeyler. Bebek için özellikle. Evet. Peki bu gebelik sürecinde bebeğimizin daha güzel gelişmesi veya annemizin kendi vitaminlerinden, minerallerinden kaybetmemesi için beslenme üzerine nasıl olsun hocam? Beslenme gebelikte aslında normal bizim sağlıklı beslenmemizden çok bir farkı yok. Artı 300 miligram kadar protein fazla alması gerekiyor. Bir yapım süreci olduğu için anne bu karnında. Bu şey demek olmasın, hani her şeyi ben bebeğim için yiyorum deyip evet, de çok yanlış. Gelmesinler evet, bize. Aynen öyle. Şimdi biliyorsunuz genel olarak bir öğünümüzün bir tabak olarak değerlendirirsek, tabii bunları diyet uzmanları daha iyi bilirler. Tabağımızın yarısının yeşil olması gerekiyor. Yani salatadır, efendim yeşil yapraksa. Bir kısmının kalsiyum, süt, evet. yoğurt, ayran tarzı, bir kısmı et ya da tavuk ya da balık, böyle protein içeriğinin yüksek olması lazım. Biraz da tabii karbonhidrat. Karbonhidratı genellikle ben kendim hani takip ettiğim gebelerimde ana öğünlerde sadece iki dilim tam buğday veya o minvalde bir ekmek öneriyorum. İnce dilim tabii. Beyaz ekmek birazcık daha böyle glisemik indeks dediğimiz bir olay var. Bazı besinleri yediğinizde daha çabuk acıkırsınız. Patates, evet. havuç, efendime söyleyeyim üzüm, karpuz ya da beyaz ekmek. Bunlar şimdi şekeri hızlı yükseltiyorlar, hemen hızlı düşürüyorlar. Bir saat sonra bir daha acıkıyorsunuz. Dolayısıyla bir döngüye giriyorsunuz. Yani ye acık, ye acık şeklinde. Dolayısıyla bunları uzatabilmek için yanına protein eklemeniz lazım. Yani iki öğün arasındaki süreyi uzatmanızın yolu proteinli bir şeyleri katmak. Üç ana, üç ara öğün içerisinde ana öğünlerde sadece iki dilim tam buğday ya da kepekli ekmek öneriyorum ben. Ara öğünlerde de diğerleri, mesela süt ürünleri, ayran, yoğurt, yanında bir porsiyon meyve. Şimdi meyve de çok masummuş gibi duruyor ama şeker, o da şeker oranı evet. yüksek bir şey. Bazen mesela Aydın, Ege bölgesinde maşallah her şeyden zengin yani. Hani narenci olsun, evet. envai çeşit çok güzel topraklar. Bir aynen. Yaşam bir şehrimiz çok var. Güzel. Ama tersi de var. Mesela yeşillik de çok fazla. Onu pek şey yapmıyorlar. Aslında bizim halkımız yeşilliği de çok sever ama demek ki tatlı şeylere gebelikte olan ilgimiz daha fazla sistem, burada evet, çıkıyor ortaya. Meyveyi de bir defa yediğimiz öğün bir porsiyonu geçmemesi gerekiyor. Yani bir porsiyon örneği de bir orta boy elma mesela, iki tane orta boy mandalina ya da tek bir tane portakal gibi bir şey. Hepsinden bunun yanına birer tane değil. Değil. Bir sadece tane bir tane. Tane. Evet. Bir porsiyonuna denk gelecek. Bunu tabii ben de tam hepsini bilemiyorum ama bulunabilir internet üzerinden. Bunun yanına mutlaka işte yoğurt olabilir ya da birazcık böyle fındık olabilir, badem olabilir. Bunları eklerseniz daha uzun süre sizi tok tutar. Evet. Üç ana, üç ara öğün. Az az sık sık yemek yemek. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yani ne tam doyun ne aç kalkın. Gözünüz biraz sofrada kalarak öyle vedalaşalım bir sonraki en güzel, evet. Çok güzel hocam. Sağlıklı bir gebeliğimiz ilerledi artık. Doğum haftalarımız yaklaşıyor. Bu sezeryan mı, normal doğum mu? Hani halk arasında şeydir, hani normal mi doğurdun, sezeryan mı? Hı-hı. Bu annenin seçimi midir yoksa hekimin yönlendirilmesiyle gidilmesi gereken bir yol mudur? Öncelikle oradan başlayalım. Evet. Yani benim fikrimi mi soruyorsunuz, genel uygulamayı mı soruyorsunuz? İkisi açısından da cevap vereyim size. Şimdi normal şartlar altında vajinal doğum tabii ki en sağlıklı, en güzel olanı. Hı hı. Ama bu vajinal doğumu yaptırırken annenin psikolojisini ya da fiziki durumunu değerlendirme dışı bırakamazsınız. Evet. Ya da bebeğin o anki durumunu. Hepsini bir araya koyup en sağlıklı olan yöntem hangisiyse onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bazı hastalarımız normal doğuma yapabilecek dayanıklılığı veya cesareti olmadığını düşünebiliyor. Gerekli önerilerde bulunarak, yani alternatif yollar gösterilerek yine normal doğum yapmasını çabalıyoruz. Ama her zaman mümkün olmuyor. Bazen çatı darlığı dediğimiz bir olay var. Bu kemik yapımızı değiştirme olasılığımız yok. Bunlar 36-37. Haftalarda muayene ile kısmen anlaşılabilen şeyler. Ama büyük çoğunluğu adayların normal doğum istiyorlar.
Bunların bir kısmı maalesef o sonuca ulaşamıyorlar. Hani çeşitli sebeplerden dolayı ya bebek sıkıntıya giriyor doğum esnasında veya anne dayanamıyor bu sebeplerle veya ilerlemiyor, gerçekten ilerlemeyen bir doğum oluyor. Öyle durumlarda sezaryen oluyor ama hani temel olarak şöyle bir mesaj verecek olursak kısa kısa, normal doğum kesinlikle en sağlıklı, en güzel doğum. Normal doğumda ya da sezaryanda iki doğum şeklinde de komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bunu da bilmek gerekiyor. İnsanlar çünkü seçecekleri yolda başlarına neler gelebileceğini de biraz bilmesi gerekiyor. Normal doğumun kendine özgü komplikasyonları var. Sezaryanın kendine özgü komplikasyonları var. Bunu doğum öncesinde mutlaka hekimleriyle detaylı bir şekilde konuşup bunu da karar içerisine katmaları lazım. Hastanın psikolojisi, hastanın fiziki durumu, duygu durumu, bunların hepsinin katkısı var. Kesinlikle insan üzerinde çok büyük etkisi var. Hani buradan da normal doğum mu, sezaryen mi, ikisi de eşdeğer. Yani ikisi de bir kutsallığa atfediyor size, annelik duygusunu tattırıyor. Dediğiniz gibi normal doğum olursa amenna, çok güzel, ama olmazsa sezaryen olmuşlara da halkımız böyle "aa sezaryen mi oldun" falan hiç o gözle de bakmasınlar aslında. Şimdi burada amacı unutmamak lazım bence. Amacımız sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir anne. Evet. Yani ikisinin de bu durumdan sağlıklı bir şekilde çıkması. Bazen tabii hormonlar nedeniyle duygusallık da oluyor doğum zamanında. Dolayısıyla yani böyle at gözlüğüyle bakmadan hani olasılıkları ya da mesela genel bize tıbbiyede öğrettikleri şey, hastalık yoktur, hasta vardır derler. Evet. Yani şimdi burada her bireyde normal doğum bazen uygun olmayabilir, yani hani bunu inkar edemeyiz. Veya bazısı çok sezaryana kilitler kendini fakat doğum yapabilecek bir potansiyeli de varsa, hani muayenesi uygunsa, hasta dayanıklıysa, ona da yol gösteriyoruz. Yani bence deneyebilirsin, şöyle şöyle alternatifler var diye. Olaya çok böyle kapalı bakmamak lazım. Yani alternatifler her zaman açık olmak lazım. Peki bu iki doğumun da iyileşme süresi nasıldır? Normal doğumdan sonra bir hastamız ne kadar sürede toparlar? Sezaryandan sonra ne kadar toparlar? Normal doğum çok daha hızlı oluyor tabii ki. Yani hemen ertesi gün işine, gücüne başlayabilir. Yani genel çalışma anlamında demiyorum da günlük faaliyetlerine. Sezaryen tabii birazcık sonuç itibariyle vücut bütünlüğü bozulduğu için ameliyat gibi kabul edip bir hafta zorluğunu göze almak gerekiyor. Ama hızlı iyileşme normal doğumda. Çok teşekkür ederim hocam. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi almak gerekirse neler söylersiniz? Vallahi şimdi söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi, bu konular üzerinden aşılamayı mutlaka önerelim, HPV aşısını. Senelik kontrolleri ihmal etmeyelim. Bir de malum zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Doğal bir afet yaşadık. Evet. İnsanların büyük çoğunluğu evlerini, ailelerini kaybettiler. Allah yardımcıları olsun. Bizler de böyle durumlarda insanlar birlikte olmak ve birbirine yardım etmeyi gerektirir. Bizim kültürümüze, anneannelerimize göre. Dolayısıyla depremzedelerimizi unutmayalım. Onlara da elimizden geldiğince, çünkü bu bir maraton. Yani hani ilk bir ay bakıyorsunuz tabii ki insanlar o anda şey yapıyor ama şimdi bu insanların evleri yok artık. Evet. Hiçbir eşyası yok, çadırda yaşıyorlar. Bir şekilde elimizden geldiğince onları kollayalım. Türk halkına bu yakışır. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Aynı şekilde bütün halk olarak deprem bölgesinde yardıma muhtaç bütün vatandaşlarımızın yanında olmalıyız. Teşekkür ederim tekrar hocam. Evet sevgili izleyenler, bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzman Doktor Özgür Arasoy bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler edindik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. We'll be right back.